arkadaşlar, konumuz sinir sisteminde sizde yarıda kalmıştık. Şimdi insanın sinir sistemini çiziyorum. Bak, sinir sistemi. Biz sinir sistemini kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Bir, merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi. Şuraya diyorum ki merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi. Merkezi sinir sistemi dediğimiz şey neyden oluşuyor? Beyin. Beyinden, brain ya da omurilikten oluşacak. Çevresel sinir sistemi dediğimiz zaman duyu nöronu ve motor nöronu olmak üzere iki kısma ayıracağız. Şimdi beyni de kendi içerisinde bizler kaç ayıracağız? Üçe ayıracağız. Diyeceğiz ki ön beyin, orta beyin ve diyeceğiz ki arka beyin. Ön beyni de ön, orta ve arka diye ayırdık. Şimdi ön beyni de kendi içerisinde, bunun için farklı bir renkli kalem kullanayım senin için. Ön beyni de senin için uç beyin ve diyoruz ki ara beyin olarak ikiye ayıracağız. Ara beyni de kendi içerisinde bizler talamus, biliyorum çok üst üste tablo oldu ama bilmek zorundayız. Talamus, hipotalamus ve epitalamus olarak ne yapacağız? Ayıracağız. Tamam. Sinir sistemini hadi bir tekrar edelim. Kaç ayırdım ki? Burası merkez tarafı, burası ne tarafı? Burası çevresel sinir sistemi. Merkezi sinir sistemi beynimiz ve omuriliğimizden oluşuyor. Beyin dediğim şey ön, orta ve arka. Ön beyin kendisini uç beyin ve ara beyin. Ara beyin kendi içine diyoruz ki talamus, hipotalamus ve epitalamus. Arka beyin dediğim şey, arka beyni de kendi içerisinde biz üçe ayıracağız. Bunu da şununla yazayım. Diyoruz ki pons, beyincik ve omurilik soğanı. Bunların diğer isimleri de var. Sana sorabilirler. Hemen şimdi vereyim. Beyincik dediğimiz şey hayat ağacı. Pons dediğimiz şey, omurilik soğanı dediğimiz şey hayat düğümü. Ve pons dediğimiz şey ise Baroli köprüsü. Baroli köprüsü ne yapacağız? Diyeceğiz. Baroli köprüsü diye ne yapacağız? Belirteceğiz. Burada dikkat etmen gereken sınıflandırma notu vereceğim burada. Ve şimdi pons ve arkadaşlar Baroli, pons dediğimiz yani Baroli köprüsü kimdi? Sadece memelilerde bulunan bir sistemdir. Buradaki olan her şey diğer canlılarda da var, diğer omurgalılarda da var ama pons sadece kimde? Memelilerde bulunuyor diyeceğiz. Şimdi bunu anlayabilmen için sana kafa taslak beyni çizeceğim. Şurayı çizebilirim diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar benimle birlikte boş bir kağıt al diyeceğiz. Şu bizim kafatasımız. Çok kötü bir kafatası oldu değil mi? Bende de çok kötü bir kafatası oldu. Şimdi şu bizim kafatasımız arkadaşlar. Ağzı, burnu falan. Ay çok iyi, boğaz kısmı çok fena oldu. Neyse. Şimdi tabii ki neyimiz var? Saç kıllarımız var. Kıl. Altına ne var? Deri var. Derinin altına ne var? Kemik var. Tamamız. Şimdi turuncuyla çizeceğim şey uç beyin olacak. Tamam mı? Şu an bizim alın kısmından başlayıp arkaya kadar devam eden neymiş? Uç beyin. O yüzden biz buna diyoruz ki ön beynin bir parçası. Devam ediyorum. Ara beynimiz var. Ara beynim nerede? Uç beynin hemen altında bulunuyor. Buna farklı bir kelime çiziyorum. Şurada talamus var. Talamusun hemen altında hipotalamus var. Şöyle çizeyim. Şurada da epitalamus var. Epitalamus. Tamam. Uç beyin. Ön beyin dediğin zaman uç beyin. Ve ara beyin gelecek. Ara beyin dediğin şey talamus, hipotalamus, epitalamus. Şunu birazcık daha arkaya alayım senin için. Evde kendin yazarak çalışırsan benimle birlikte inan daha zevkli olacaktır diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Orta beyin neresi? Çok basit. Orta beyin de şurası. Şurada. Ortadan. Orta beyin. Evet. Peki devam ediyorum. Arka beyin nerede? Arka beyin dediğimiz kısımda tam da burada.
aslında. Şunu birazcık daha geri alayım. Daha anlaşılı olsun. Şimdi bunu senin için bakalım renkli kalemlerinden hangisini kullanabilirim? Bunu kullanabilirim. Daha ince olması gerekiyor. Şurada bir hayat ağacı. Böyle ağaca benziyor, yaprağa benziyor. Biraz farklı bir yapısı var. Görsellerini attım. Bakabilirsin görsellerinden. Biz buna diyoruz ki, ne diyoruz buna? Beyincik. Beyincik. Şöyle bir yap. Evet. Bir dakika. Bakalım. Bir dakika. Şimdi şuraya çukur gibi bir şey yaptım. Peki bu ne? Bu çukur dediğim şey konus. Ve şu altta da omurilik nesi var? Sağ. Hadi bir tekrar edelim. Mavi kalemimi aldım. Şimdi uç beyin ve ara beyin. Bu neyi oluşturuyor bana? Ön beyin oluşturuyor. Tamam. Bu zaten az üstünde. Orta beyin. Şurası da neresi? Arka beyin. Tamam mıyız? Bence yeterli oldu diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi devam edelim. Omurilik dediğimiz şey şu boyundan aşağı devam eden kısım. Omurilik dediğim şey şu boyundan aşağıya devam eden kısım. Şimdi uç beynin yapılarını göreceğiz. Şimdi uç beynin bölgeleri var. Ben sana burada şekilde göstermek istiyorum. Şöyle notumuzda. Şimdi bu uç beyin. Tamam. Uç beyin kendi içinde loblar ayrılıyor. Burası ön taraf. Alın lobu. Ön lob. İstersen ben en iyisi çizeyim bunu. Şimdi şu bizim kafatasımız. Ay içiniz çok kötü oldu. Tamam. Tamam. Bak şurası frontal lob. Tamam. Şurası parietal lob. Şurası oksipital lob. Şurası da yan kafa lobu. Böylesi daha iyi oldu. Ya da temporal lobu diyebiliriz. Temporal. Tamam. Şimdi frontal ön lob bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu konuşma, yazma, istemli kas hareketlerinden sorumlu. Neden sorumluymuş? Konuşma, yazma, istemli kas hareketleri. Parietal lob acı, algı, basınç, sıcaklık, dokunma, anlaşma, kelimelerin manasını anlama, yazıyorum bak. Kelimenin manasını anlama. Kelimeyi anlama. Ya da dokunma. Ya da acı. Ya da basınç. Ya da sıcaklık. Bunları ne yapıyormuş? Algılıyor. Oksipital sadece neyden sorumlu? Gözden sorumlu. Unutma. Temporal yani yan kafa lobu. Bu, pardon şakak lobu. Bu ise sadece iki şeyden sorumlu. Duyma. Artı neyden sorumlu? Koklamadan nedir? Sorumludur. Şimdi bizim bu uç beyin dediğim şey beynimizin kıvrımları var. Şöyle. Zaten bunları aşinasındır, görmüşsündür. Hani böyle görsellerde, çizgi filmlerde falan. Şimdi beynin kıvrımlarına, şu yukarıdan kıvrımlarına biz diyoruz ki Silvius yarıkları. Silvius yarı. Tamam mı? Şu enine ise diyoruz ki rolonda yarı. Tamam. Boyuna yarıklar Silvius. Rolonda ne? Enine. Şimdi bu beyin loblarını, bu beyin yarı kürelerini üstten bağlayan nasıl cisim yazıyorum? Beynin yarı kürelerini, üstten bağlayan kimmiş? Nasıl cisim. Nasırlı cisim. Beynin yarı kürelerini alttan bağlayan ise ne? Beyin üçgeni deniyor. Tamam. Beynin yarı kürelerini üstten bağlıyorsa nasırlı cisim, yani şunların bağlanmasından bahsediyoruz. Ya da alttan bağlıyorsa biz buna ne diyoruz? Beyin üçgeni ne diyeceğiz? Beyin üçgeni diye bir daha edeceğiz. Şimdi beynimizin
zarları var. Bunu buradan göstermek istiyorum. Beyin zarları. Beyin kabuğuna baktığımda, tamam mı? En dışta bulunan sert zar. Hemen bak, kemiğin hemen altında. Devam ediyorum. Sonra örümceksi zar var. Sonra ince zar var. Bir de beyin omurilik sıvısı var. Beyin omurilik sıvısını kim yapıyordu? Efendim hücreleri yapıyordu. Tamam mı? Şimdi boz sıvısı çok önemli. Bu boz sıvısı kimle kimse arasında ince zar ile örümceksi zarın hemen arasında bulunan bir zar. Bak şöyle. Boz. Şu benim turuncu ile çizdiğim boz sıvısı. Bu boz sıvısı kimle kim arasında ince zarla örümceksi zar arasında. Ne işe yarıyor? Bir, beyni darbelere karşı koruyor arkadaş. İkincisi, madde alışverişi. Nöronlar ve kılcallar arasında madde alışverişi. Şu beynimdeki nöronlardaki iyonlar ya da beynimin beslenmesi kim arasında? Boz arasında olacak. En önemli faktör ise iyon dengesini oluşturacak. Ve kan basıncını ne yapacaktır? Kan basıncını dengeleyecektir. Unutma, boz sıvısı dediğin zaman aklına ne gelecek? Bir, boz sıvısı dediğin zaman iyon, beynin iyon dengesini sağlayacak, darbelere karşı koruyacak. Zaten beyin omurilik sıvısı diyoruz.